Hazır mıyız arkadaşlar? Başlayalım mı? Evet, değerli basın mensupları. Öncelikle dün Sayın Başbakan tarafından yapılan talihsiz bir açıklamayı kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Hastanelerin acil servisleri, sağlık çalışanları ya da oralarda yatmakta olan aslında gerçekten kendi ciddi sorunlarıyla meşgul olan insanların durumunu hafife almak bir yana, sanki oraları bir eğlence yeriymiş gibi gösteren ve üstelik kadın çalışanlara ya da hastalara tacizin yolunu da açan cinsiyetçi bu açıklamayı ve acil servislerde cinsiyetçi söylemle yine tırnak içinde söylüyorum, kız bakmaya gidiliyor gibi bir söylemi şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Evet, değerli basın mensupları, bugün ülkemizle ilgili uluslararası kuruluşların vermiş olduğu iki raporla ilgili öncelikle konuşmak istiyorum. İnsan hakları konusunda dünyada en saygın sivil toplum kuruluşlarından sayılan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, bu hafta başında Türkiye'de sivil halka karşı yapılan kitlesel hak ihlalleriyle ilgili raporunu yayınladı. Raporun başlığı, devlet Güneydoğu'daki ölümlerin soruşturulmasını engelliyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Der, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'nin Cizre hakkında rapor yayınlaması üzerine bu raporları yayınlayanların üzerine gidilmesi lazım. Neyin raporunu yayınlıyorsun demişti. Durum Erdoğan'ın meydan okuyacağı sınırları geçti artık. Uluslararası sivil toplum örgütleri bir bir Türkiye'de yaşananların ciddi bir alarm verdiğini açıklıyorlar. Haziran ayında üyesi olduğum Avrupa Konseyi'nde yayınlanan Türkiye raporu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Neil Muzniecks'in hazırladığı rapor, Venedik Komisyonu'nun yayınladığı görüş ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad Hüseyin'in Mayıs ayında kamuoyuna yaptığı açıklama, Türkiye'yi açıkça kınıyor ve Türkiye'yi yaşama hakkı başta olmak üzere insan hakları ihlallerini durdurmaya çağırıyor. Henüz hükümet kanadından bir cevap yok. Zeyd Raad Hüseyin'in askeri operasyonlardaki hak ihlallerini incelemek üzere Birleşmiş Milletler ekibinin bölgede tetkiklerde bulunabilmesi için izin istediği mektubuna da bir cevap gelmedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, bildiğiniz gibi pazartesi günü yayınladığı raporda insan hakları örgütlerinin ihlalleri belgelendirmek amacıyla bölgeye girmesine, operasyonlar bittikten ve sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra bile izin verilmediğini söylüyor. Kendi araştırmacılarının dahi Terörle Mücadele Şubesi memurları tarafından kaymakamlık izni gerektiği söylenerek engellendiğini ilan ediyor. Örgüte göre bu durum bir şeylerin örtbas edilmeye çalışıldığına ilişkin şüpheleri ciddi olarak arttırıyor. Yetkililerin İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün faaliyetlerini engellemesinin öncesinde İnsan Hakları İzleme Örgütü Cizre'deki kimi ölümleri ayrıntılı bir şekilde tespit etme fırsatı bulduğunu, özel mülklerin yaygın bir şekilde hukuksuz olarak tahrip edildiğini belgelendirdiğini açıkladı. Ayrıca sokağa çıkma yasaklarının hukuksuzluğuna, yaralanmış kişilerle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karara rağmen tedavi edilmediklerine ve bodrumlarda hayatlarını korkunç biçimde kaybeden insanlara dikkati çekti. Rapor, bugüne kadar ortaya çıkan delillerin bu ölümlerin yargısız infaz ve hatta cinayete varan kanunsuz öldürmelerden kaynaklanmış olabileceğine işaret ettiğini söylüyor. Bugün Yüksekova'da, Nusaybin'de, Lice'de ise olanlar Cizre'nin boyutlarını çoktan aşmış durumda. Evet, bugün söylediğini yarın inkara,
bugün tehdit ettiğinden yarın özür dilemeye alışmış olan diplomasimiz, en saygın uluslararası kurumların yaptıkları uyarıların Türkiye'nin uluslararası konumuna etkisini öngörebilecek durumda değil ne yazık ki. Bildiğiniz gibi Haziran ayı oturumunda Avrupa Konseyi Türkiye raporu 96 lehte 24 aleyhte oyla kabul edildi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi kriterlerini yerine getirip getirmediğini değerlendiren rapor çok daha geniş bir alandaki insan hakları ihlallerini tespit ediyordu. Bu önemli kurumların hazırladıkları raporlar üzerine hükümete sormak istiyoruz. Avrupa Konseyi raportörleri Kürt halkının kültürel ve ana dil haklarıyla ilgili gelişmelere vesile olan barış görüşmelerinin 2015'te sona ermesinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Bütün ülkeye nefes aldıracak bu barış görüşmelerine tekrar dönmek için bir adım atacak mısınız? Konseyin raporunda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Türkiye'nin bugün yüzleştiği sorunlar karşısında ihtiyaç duyacağı sağlıklı politik ortama ve parlamenter siyasete zarar verecek politik sonuçlar doğuracağı tespit ediliyor. Seçilmiş milletvekillerini siyasi davalarda yargılamakta ısrar edecek misiniz? Raporda yargının bağımsızlık özelliğini yitirdiği, yürütmeye bağlandığı, bu durumun milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili endişeleri arttırdığına ilişkin eleştiriyi dikkate alarak yargının bağımsız ve tarafsız çalışmasını sağlamak için bir adım atacak mısınız? Türkiye'de güvenlik operasyonları adı altında sivil halka karşı yapılan kitlesel hak ihlalleriyle ilgili uluslararası kurumlardan gelen uyarıları dikkate alacak mısınız? Sorumluları yargılayacak mısınız? Yapılan çağrılara uyarak insan hakları alanında faaliyet gösteren grupların ihlalleri belgelendirmek amacıyla bölgeye girmesine izin verecek misiniz? İç güvenlik yasası, askere dokunulmazlık getiren yasa ve Danıştay Kanunu gibi uluslararası düzeyde eleştirilere konu olan kanunlarla ilgili geri adım atacak mısınız? Akademisyenler ve gazeteciler üzerindeki baskı ve haklarında yürütülen soruşturmalardan duyulan endişeye bir yanıt verecek misiniz? Raporda ısrarla üzerinde durulduğu gibi Avrupa Komisyonu'nun insan hakları konusundaki iştahatı uyarınca Türk Ceza Kanunu'nun 299 ve 301. maddelerini kaldıracak mısınız? Türkiye'yi kınayan bunca uluslararası rapor ve uyarıyla ilgili ne yapacaksınız? Sessizliğinizi koruyacak mısınız? Sormak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'deki gelişmeleri izleme komisyonu vesilesiyle yakından takip etme kararı aldı. 2017'de Türkiye'nin izleme sonrası raporunda yukarıda sayılan konularda gelişme kat edip edilmediği belgelenecek. Bu değerlendirme ülkemiz ve halklarımız için çok önemli. 2017'ye varmadan bu soruların pozitif yanıtlarına ulaşmayı diliyorum. Arkadaşlar bugün gerek İnsan Hakları İzleme Örgütü, gerek Avrupa Konseyi Parlamentosu'nun Türkiye raporlarına dayanarak 3 ayrı bakanlığa, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na kendi alanlarına giren konularda soru önergeleri verdim. Bunları da takip edebilirsiniz. Umuyoruz dediğim gibi bu pozitif gelişmelerle 2017 raporuna varacağız ve bu sorularımıza da cevap alabileceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.